Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağırsak endometriyozu. Bağırsak endometriyozu, endometriyoz olgularının yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Daha sıklıkla, en sıklıkla rektum dediğimiz bağırsağın son kısmını tutmaktadır. Daha sıklıkla ise sigmoid kolon, ince bağırsaklar ve apendiksi tutmaktadır. Hastalarda oluşturucu semptom ve şikayetler şunlardır. Karın şişkinlik, alt karın bölgesinde kolik tarzında ağrı, büyük abdest esnasında makata vuran ağrı, ishal ve kabızlık dönemleri, anatomik yakınlık nedeniyle, vajinaya anatomik yakınlık nedeniyle cinsel ilişki esnasında ağrı, büyük abdest yapmada zorlanma, büyük abdest çapında, kalibrasyonunda azalma ve büyük abdestten sonrasında tam boşalamama hissi şeklinde şikayetlerde karşımıza çıkabilmektedir. Ciddi tıkanma bulguları olan hastalarda tedavi cerrahidir. Cerrahi tedavide ilgili bağırsak segmentinin çıkartılması ya da tutulan bölgenin, örneğin bağırsak ön duvarı tutulmuşsa ön duvarının cerrahi olarak çıkartılması şeklinde tedavi edilebilir. Eğer ciddi bağırsak tıkanma bulgusu yoksa ve ağrı ön planda ise bu hastalara diğer endometriyoz vakalarında tiplerinde verdiğimiz şeklinde doğum kontrol hapları ya da progesteron dediğimiz hormon tedavisi ya da hormonlu spiral şeklinde tıbbi tedavi uygulayabilmekteyiz. Bağırsak endometriyozu cerrahi tedavisinde ameliyat esnasında daha az kanama, ameliyat sonrası daha az enfeksiyon, daha az ağrı, yine ameliyat sonrasında gündelik ve iş yaşamına daha kısa sürede dönme ve kozmetik avantajı, yani daha az yara izi bırakması nedeniyle laparoskopik cerrahi tercih edilmelidir. Sağlıklı günler dilerim.